Arkadaşlar e, medyada da duymuşsunuzdur 16 ülkeye 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren korona testi zorunluluğu kalkacak. Yani o ülkelerden gelenler korona testi yaptırmak zorunda kalmayacaklar. Biliyorsunuz bununla ilgili tam 3 videomda e, bahsettim yani bu konuyu. Çünkü bir satma bir şey. Saçmalığı neredeydi? 15 15 e, Mayıs'tan sonra. Halk Sağlığı Genel Müdürü diyor ki İçişleri Bakanlığı yazıyor. 16 ülkeden korona testi istemeyin diyor. Bu o kat, bu bu yani akla zarar bir şeydir. Yani bu 15 Mayıs'tan 3 hafta sonra istenen bir şey. Bununla ilgili gen, e, bak, e, Halk Sağlığı Genel Müdürü'nün yazdığı İçişleri Bakanlığı yazının resmi yazının belgesi şu. Buyurun. Evet. Bu ülkeler arasında Avrupa'dan hangi ülkeler var? Estonya, Letonya, Ukrayna ve Lüksemburg. Diğerleri dünyanın değişik taraflarını. Şimdi Almanya var mı burada? Yok. Avusturya var mı? Yok. Belçika var mı? Yok. Hollanda var mı? Yok. Şimdi ben bunu ne yaptım? Bilimsel diyor ki bu Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kara önce, biz diyor dünyayı takip ediyoruz diyor korona ile ilgili dünyayı takip ediyormuş. Ben de onun dünyayı takip etmediğini, hiçbir şeyden haber olmadığını, önce haberi olmadığını önceki videolarımda ne yapmıştım belirtmiştim. Bu resmen koronayı Türkiye'ye davet. Niye davet? Şimdi bakalım. Estonya, Letonya, Ukrayna ve Lüksemburg nerelerde korona? Son iki hafta veri korona, veri, korona, son iki haftada korona verilerine bakıyoruz vakalarına. 100 binde. Estonya nerede? bakıyorum. Şurada önümde yazdım şimdi. 409'da. 409, 410'da. Letonya 444'te. Ukrayna 328'de. Lüksemburg 393'te. Son iki hafta korona verilerinde şu anda. E, Estonya son haftada da artışa gene geçtiler. Son iki hafta verilerinde bunlar. Almanya kaçtı arkadaşlar? 322'de. Avusturya kaçta? 323,5'da. Şimdi Almanya'dan Avusturya yok. Bu yüksek, koronanın yüksek olduğu şey, e, ülkeler bu listede var 16 tane listede. Yani Japonya'yı bile etmişler. Japonya bile şu anda gene 54'te. Son iki hafta verilerinde. Japonya da var orada. Ama benim yaşadığım Finlandiya kaç? 55'te. Yani Finlandiya 55'te, 100 binde. 444'te olan Letonya var. Onlar da Baltık ülkesi ve 410'da olan Estonya'da var. Ya bunu neye göre yapıyorsun? 7 kat, 8 kat Finlandiya'dan, 8-9 kat fazla Finlandiya'dan korona testi istiyorsun Türkiye'ye gelenlere. Öbürlerinden istemiyorsun. Ve sen diyorsun ki ben dünyayı takip ediyorum. Ha, bilmiyorum 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra ne olur? Bunlara açılır mı? Ama bu Halk Sağlığı Genel Müdürü'nün o görevde durmaması lazım. Dünyayı takip ediyorum diyor. Neyi takip ediyorsun ya? Ya Almanya'dan gelen atsana e, nedir o e, de, o zaman ona atıyorsan o kadar bir kriterim varsa Almanya daha iyi durumda şeyden e, diğer ülkelerden çoğu ülke daha iyi Finlandiya gibi en Avrupa'nın en düşük ülkesi Norveç yok Norveç kaç 113'te ondan sonra Danimarka 178'de bunlar çok çok bunlardan az o, onlara yok ondan sonra diyorsun ben koronayla mücadele ediyorum ve koronadan sorumlu halk sağlığı genel müdürüm var bu halkın sağlığı nasıl düşünüyor onu bilemiyorum bunlara bu 16 ülkeye korona testi e, gerekmeyecek diye zorunluluğu kalkıyor diye internette yazılar dolaşıyordu ki bunu ilk ortaya atan benim yine bulup belgesini koyan maalesef böyle bir uygulama var ama bu uygulamanın normalde hangi kriterlere göre yapıldığı belli değil turist gelecekmiş. Yani şimdi burada Finlandiya'daki gemiyle komşusu 100 kilometre gideceğin öteye Estonya'dan uçağa bineceğin korona testi istenmeyecek. Finlandiya'dan istenecek. E birisinde korona virüsü varsa testle nasıl negatif çıkacak gidemem Türkiye diyen adam ne yapacak? Gidip Estonya'dan binip uçacak. Aynı şekilde şekilde Lüksemburg'dan şimdi uçuşlar patlar. Eğer 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra Lüksemburg'dan gelenlere korona testi istenmese ne olacak uçuşlarda? Herkes Lüksemburg'dan gidip uçağa binecek bunu bu yönde uygulamaya giderse yapabilirsiniz. Luxemburg uçuşları patlar. Letonya'ya gider, binersin, uçarsın. İşte Avrupa'da bir de Estonya var. Ondan sonra Ukrayna'da işte fazla turist gelecek ya. Turizmi düşünüyorlar. Şu anda Türkiye'de e, koronadaki önlem ne demek? Turizmi düşünüyorlar. Yani turist, e, turist gelsin de nasıl gelirse gelsin. Ne oldu? Korona önlemlerinin nedeniyle kapanma yapıldı Türkiye'de. Ne oldu? İtalya'nın geçen sene yaptığı aynı hata yapıldı. İtalya'da biliyorsun kuzeyinde korona çıkınca önlem aldılar. Ne yaptılar? Tatil matil yaptılar milleti. zorunlu şey var ya korona önlemleri aldılar. Ondan sonra ne oldu? O korona önlemleri nedeni orada sıkışan millet gitti İtalya'nın başka yerlerine tatil yapmaya gittiler. Ne oldu? Korona pat yine geldi. Bizim Türkiye'de ne oldu? Korona önlemleri nedeni kapanma olacak. Millet İstanbul'dan ki dünyanın şu anda dünyada İstanbul'u bir ülke olarak düşünseniz dünyada korona virüsünde son iki hafta verilerinde veya son haftada aynı 100 bindeki nüfus oranladığın zaman yaptığın zaman birinci olur ülke olarak düşünürseniz. Hem de açık ara farklı. Sen buradaki insanları dağıtıyorsun turistik yerlere. Ondan sonra ne oluyor? Korona önlemi almışsın ama bu önlemden istediğin sonucu alma çok zor. Yani bunu ben her zaman korona konusunda uzman bir kişi olarak söylüyorum. Çünkü korona ile ilgili e, geçen sene Şubat ayından beri devamlı e, takipteyim ve tablolar yapıp duruyorum. Ya ne olacak? Bitti. Şimdi İngiltere ne olmuş? Düşmüş. İngiltere de var şu anda bu korona testi istenmeyen ülkeler arasında. Birleşik Krallık yani oradan da oturacaksınız. İngiltere şu anda kaça düşmüş? E, şurada önemli. 48-49'larda. Yani diyelim 50. Ama nereden gelir? Bin küsürden gelir. Ocak ayında bin küsürdü. Buraya gelmişler. Düşmüşler son iki hafta korona vakalarında. Ama her an artış olabilir. Çünkü aşılama tam tam tamına yapılmamış. Finlandiya İngiltere yüzde yapmış. Ama ikinci aşıyı 10 milyona yapmışlar. Yani ikinci aşının tam tamına olması lazım. Finlandiya'da yüzde otuz sekizlere vardı 16 yaş üzerinin aşılaması. Ama ikinci aşıyı daha sağ, yüzde dörde çıkmamış daha. Yani ikinci aşıyı yapmadan koronada garanti yok. Ben birinci aşım oldum. İkinci aşıma ne zaman zaman verdiler bana? 30 Nisan'da oldum. Birinci aşımı, ikinci aşımı zamanı 16 Temmuz. 10-12 hafta arası sonraya veriyorlar. Türkiye'de de aynı. Türkiye'de aşılarını yapmadan korona da dağılmamak lazım. Ama bunlar ne yapıyor? Sağlık Sağlığı Genel Müdürü ne diyor? Ya diyor yurt dışından e, korona bunlar test istemeden geç. Ya Finlandiya niye düşük? Finlandiya Türkiye ile 10 Mart'ta aynıydı. İkisi de üçüncü dalga başlamıştı. Türkiye'de normalleşme yaptılar. Finlandiya'da önlem aldılar. Finlandiya'da Finlandiya son iki hafta verilerinde korona da 100 binde 161'di 10 Mart'ta. Ben tabloyu tutuyorum. Mesela. Türkiye 186'ydı. Bakınız son iki hafta. Türkiye şu anda ne? 755'lerde, 60'larda. Türkiye fırlamış yukarı doğru. Bugün 2 Mayıs. Finlandiya nerede? Finlandiya'da 55'lere düşmüş. Ha, aşağıya düşmüş. Finlandiya 3'te 1'in altına düşmüş. Niye önlem almış? Sen ne yapmışsın? Finlandiya'ya şimdi negatif korona testin olsa bile sana yine karantina uyguluyor 10 gün buraya geldiği zaman. Türkiye'de korona testi yapı diyorsun, negatif oluyor. Bir bir şey yok. Adam rahat rahat geziyor. Şimdi ne yapıyor? Korona testsiz getirecek. Ya nasıl getireceksin ya? Bu Estonya kırılıyor. bakın bunları bir de şey olarak karşılaştırın. Finlandiya'ya mesela sen diyorsun korona testi yok. Estonya'ya var. Estonya'dan istemiyorsun, Finlandiya'dan istiyorsun. Finlandiya'da kaç milyonda ölüme bakıyorsunuz koronada? Finlandiya'da 165 kişi ölmüş milyonda ölümde. Milyona oranladığınız zaman. Ukrayna'da 1025, Letonya'da 1147, Estonya'da 880, Luxemburg'da 1256, İngiltere'de de 1870. Yani İngiltere'de de turist gelmesin korona gelmesi mümkün. Niye? Turizm oradan çok turist gelecek. Bizde insan sağlığı değil önce turiz para düşünülüyor şu anda. Kusura bakmayın. iktidar. Yani şu andaki uygulama bu ne kadar para. Halk sağlığı o kadar değil. Halk sağlığı genel müdürü seni bunu yapıyorsa onu bir gün sonra orada tutmaman lazım. Atman lazım onu görevden. Dünyayı takip ettir diyor. Nereyi takip ediyor? Al sana ben belge veriyorum ya. Bak, iç, bakın İsveç koronada çok gevşek davranan ülke. Hiçbir zaman düşmüyor şey korona aşağı. Şu anda gene son iki hafta verilerinde 100 binde 727 dediler. Düşmüyor. Niye? Çünkü tam önlem almıyor. Ama aynı komşu ülke Finlandiya'da düşmüş. 57 gene adam 55'e düşürdüler. Yani bu, bu, şey etmeyin ya bunlar. Yani olacak şey değil ya. Hani Danimarka düşük, koronada Norveç düşük diğerlerine göre. Norveç çok düşük. Finlandiya'da. Sen bunlardan diğerlerinden korona testi istiyorsun. Fırlamış Estonya, Lüksemburg. Lüksemburg zaten çok zor durumda olmuştu. Lüksemburg, Estonya, Letonya ve Ukrayna'dan istemiyorsun. Evet. İnternette dönülen bu konuyla ilgili sizleri bilgilendirdim. Ülkelerin listesi gene o koyduğum resmi belgede var. Bir daha şimdi aynı belgeleri de bunun sonuna koyuyorum. Arkadaşlar Korona ile ilgili bilgi almak istiyorsanız arşivdeki yazı, e, videolarımı seyrediniz. Hepsi belgelidir, hepsi dünyadan rakamlarla. Yetkilileri de iletiniz. Hepinize hezikinden selamlar, kalın sağlıcakla.